Önceki gün yalı kavakta meydana gelen olayda ayrıldığı kadın arkadaşının evine giren bir kişi kadının evde bulunan babasını darp ederek öldürdü. Cinayetten sonra kaçan şahıs bugün yakalanarak gözaltına alındı. Olay pazartesi salıya bağlayan gece Yalıkavak Gökçebel'de meydana geldi. İddialara göre gece 02.30 sularında 5 yıl birliktelik yaşadığı ancak geçtiğimiz aylarda ayrıldığı HS'nin 11 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı eve gelen 32 yaşındaki Hayati K. önce evin şalterini indirerek elektrikleri kesti. Dış kapının yanındaki pencerenin kırık camından elini uzatarak evin içerisine giren şahsın çıkardığı sesler üzerine uyanan ev sahibi HS'nin babası 57 yaşındaki İhsan Sahran, elinde bir sopayla eve giren şahsın kızının eski erkek arkadaşı olduğunu görünce oturup konuşmayı teklif etti. Aydın'da yaşayan ve 4-5 gün önce kızının yanında geldiği öğrenilen İhsan Sahran'a konuşacak bir şey olmadığını söyleyerek saldıran Hayati K, elindeki sopayla Sahran'ın başına vurmaya başladı. Sesler üzerine odasından çıkarak araya girmeye çalışan HSE'ye de vuran şahıs yere düşen İksan Sahra'nın başına birkaç kez daha sopayla vurdu. Saldırgan üst katta oturan ev sahibinin bakıcılığını yapan ve gürültüler üzerine alt kata inen kadının attığı çığlıklar üzerine hızla olay yerinden kaçtı. Başına aldığı darbelerle ağır şekilde yaralanan İhsan Sahran, olay yerine çağrılan 112 acil yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı yaşamını kaybeden Sahran, önceki gün memleketi olan Aydın'ın Yeniköy beldesinde toprağa verildi. Polisin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattığı zanlı bugün Yalıkavak Küdür mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın geçmiş yıllarda bir otelin çamaşırhanesinde çalıştığı, son dönemde ise bahçıvanlık yaptığı öğrenildi. Efendim?